Buyurun Sayın Koçyiğit. Uzatmak açısından değil ama Sayın Başkan, sonuçta konuşmalarımız tutanaklara geçiyor ve Türkiye halkları izliyor bizi ve tarihe de not düşüyoruz. Şimdi sormak istiyorum ben Sayın Abdülhamit Gül'e. Afrin'de, Gresipi'de, Serekani'de yerinden yurdundan ettiğiniz, binlerce yıldır orada yaşayan Kürtlerin yerine kimi yerleştirdiniz? El-Kaide'di, El-Nusra'yı, Ahrar-ı-Şam'ı, ÖSO'cu çapulcuları yerleştirdiniz. Günün sonunda ne oldu? Döndünüz dediniz ki ya biz Esad'la ilişkileri geliştirmek istiyoruz, ailece görüşebiliriz. Döndüler ne oldu? Türkiye bayrağını, Türk bayrağını yaktılar. Askeri araçlara saldırdılar ve dediler ki ülkemizden gidin. Siz işgalcisiniz dediler. Şimdi Kürtlerin statüsü kazanmaması, Kürtlerin bir geleceği olmasın diye Kürtlerin bütün taleplerini kriminalize edip bir sürü dinci, tarikatçı, cemaatçi, IŞİD'ci yapıyı eğitip donattınız, beslediniz. Buyurun. Buyurun. Geldiler, ayağınıza dolandılar. Şimdi ben soruyorum. Ya Salim Müslim niye terörist oluyor arkadaşım? Benim bildiğim Kobanili, Rojavalı bir Kürt ne yaptı? Kendi oğlunu savaşta yitirdi. Kime karşı savaşta? IŞİD'e karşı savaşta kaybetti. Şimdi siz diyor ki ben bu topraklarda doğdum, büyüdüm. Bu topraklarda eşit özgür yaşamak istiyorum. Suriye çatısı altında, Suriye devletin çatısı altında. Şimdi bu talep niye terörizm oluyor? Bu herkese hak. Özbeklere hak, Kırgızlara hak, Bulgarlara hak, Yunanlara hak. Herkese, dünyadaki her halka hak da. Bu niye Kürt'e halk değil? Niye Kürt'ün buna böyle bir hakkı olmuyor? Yaşadığı, doğduğu topraklarda eşit, özgür, kendini yönetme talebi niye gayrimeşru oluyor? Niye terörizm oluyor? Niye Türkiye'yi tehdit eden bir talep oluyor? Biz bu soruya cevap istiyoruz. Kürtler diyor ki biz tehdit değiliz Türkiye'ye. Türkiye ile ilişkileri geliştirmek istiyoruz. Biz kardeşiz. Teşekkürler.